Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz ne zaman yapılmış? Cümle okuduğumuz zaman iş geçmişte mi yapılmış, şimdi mi yapılıyor, yoksa gelecekte mi yapılacak? Bunu anlayabiliriz. Cümleleri birlikte inceleyelim. Şarkı söylüyor. Bakın, söylemek iş hareket bildiren kelimeydi. Your eki var değil mi? İşte your eki işin şimdi yapıldığını söylüyor. Yani şu an şarkı söylüyor. Şimdi. Kuzenim bize geldi. Gelmek iş hareket bildiren kelime. Buradaki di eki işin geçmişte yapıldığını söylüyor. Yani kuzeni 5 dakika önce de gelmiş olabilir. 5 gün önce de, 5 saat önce de. Geçmişte gelmiş. Ödevlerini bitirmiş. Bu da aynı şekilde geçmişte yapmış, bitirmiş. Belki 1 saat önce, belki 1 gün önce. Bilemiyoruz zamanını ama iki cümlede geçmişte olmuş ve bitmiş. Di ve miş ekini gördüğümüzde geçmiş olduğunu anlıyoruz. Son cümlede yağmur yağacak. Yağmur daha yağmamış. Yağacak diyor ve acak ecek gördüğümüzde bu işin daha sonra olacağını, yani gelecekte olacağını anlayabiliriz. Cümleleri okuyarak işin hangi zamanda yapıldığını belirleyelim. Köye gideceğiz. Acak ecek gördüğümüzde daha sonra, yani gelecekte olduğunu biliyoruz. Odasını topluyor. Your eki şimdi anlamına geliyor. Akşam geç uyudum. Geçmiş anlamında. Mavi kalemi kaybettim. Kaybettim dediğinde bunun geçmişte olduğunu anladık. Yüzme kursuna gidiyorum. Your ekinden şimdi yapıldığını anlıyoruz. Şöyle şimdiye götürelim. Birazdan kahvaltı yapacağım. Acak ecek gördüğümüzde bu işin daha sonra, yani gelecekte yapıldığını anlıyoruz. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.